Kardeşim evet. Merhabalar. Merhabalar. Bugün Eylül ayı enflasyonu evet. açıklandı. Evet. %61. Yıl evet. Aylıkta 4.75. Evet. Bu senin için ne anlama geliyor? Ülkenin gidişatını kötü etkiliyor. Bu teyzeler var şimdi. Genelde izliyorum videoları. Diyor işte durumumuz iyi falan, geçiniyoruz falan diyorlar. Bugün baktığımız zaman Almanya'da eski Cumhurbaşkanı Merkel kullandığı araba 2006 model Transporter'dı. Hani şu an o ablaya sorsak, desek kaç tane evin var, kaç tane dairen var, bir cumhurbaşkanı kadar harcayabiliyor musun? Ya da zaten şu an şeyin, sarayın harcadığı masraf, bir hesaplama yapmışlar. Sizin bırakın aylık, günlük, saatlik ücretiniz bile sizin ömrünüz yetmiyor onu şey yapmaya. 7 yıl boyunca çalışıyorsunuz mesela, sadece o dakikalık süreçte harcanan parayı karşılıyor. Böyle bir durumda hiç araştırmadan, hiç sosyal medyaya bakmadan dümdüz ilerleyen bir kafa var Türkiye'de. Nereye gidiyor Türkiye? Türkiye çok kötü bir duruma gidiyor. Suriyeliler de gelmeye başladı. Gelmeye başladı mı? Yok yani, daha da çok gelmeye başlıyorlar. %130 tabii. Senin enflasyonun kaç mesela? Ben şuna bakıyorum. Mesela 2 yıl önce ya da 3 yıl önce aldığımız mobilya. Evet. Şu an... 3 yıl önceye gitme ya. 6 ay öncesinden bahsedeyim. 6 ay önceden bahsedeyim. Şu an aldığın mobilya 10 bin lirayken, o zaman senin maaşın en fazla 15 bin liraya çıkacak. O mobilyada olacak sana 100 bin lira. Şimdi sen nasıl alacaksın bunu? Sen alabileceksin mi? Yok, ben alamayacağım. Doğru değil mi? Şimdi ben sana şöyle değerlendireyim. Benim yaşım 49. Tamam. Ben doğuma büyüme buralıyım. Ben Arnavut'um. Macırım. Tamam. Benim çocukluğumun döneminde şurasını, ayıp da söylemesi, bok götürüyorlar. Benim annem bu gömleğin yakasını ters çeviriyordu. Öyle bir fakirlik vardı bu memlekette. Sen bilmiyorum, buralı mısın değil misin? He. Burada öyle bir fakirlik, fukaralık vardı ki. Olmaz öyle. Bu arkadaş anlatıyor şu an. Bu arkadaşı mı görüyorum, ben imreniyorum. Niye öyle? Ben bunu gördüğüm zaman, benim çocukluğumda heykele çıktığım zaman, tamam, heykele çıktığım zaman zenginler olurdu böyle. İş adamlarının çocukları falan böyle olurdu. Biz zenginler fakir fukarayız. Abi, evet. Fakir, anladın mı? Ha şimdi bir dakika, dur, kardeşim. Bir dakika, fakir bir dinle. Şimdi sen zengin olman için dur bakayım, yaşın kaç senin daha abim? Bir dakika kardeşim. Sen bunları kim aldı? Ben aldım abi. Ben çalışıyorum. Bak kardeşim, demek ki çalışmamız lazım. Hayır bir dakika, tamam, ben bir şey soracağım. Ben zaten çalışıyorum abi, bak. Çağın getirdi. Bak bir dakika. Benim babam bana alır demeyeceksin abim. Şu an ben zaten öyle demiyorum abi. O ben zaman yolun açık senin her zaman. Abi bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Tamam işte öyle olacak sen, abi. Tamam işte seni tamam söyledin. Sen diyorsun ki böyle gidenler eskiden bilmem neydi, heykele böyle gidiyorlardı. Tamam şimdi yok, demek istediğim kalkınmışık biz. Hayır canım benim. Kalkınmışık biz. Hayır abi, çağın getirdiği zenginlik var. Abi enflasyonun yüksek çıkması zam yağmurunun devam etmesi anlamına geliyor. Örnek veriyorum, bundan 3 ay önce, 4 ay önce yumurta 1 lirayken 3 lira olmuş, emekli 7500 liraya geçinemez hale gelmiş. Şimdi ben de şunu size şöyle söyleyeyim abim, hiç tavuk beslediniz mi? Tavuk beslediniz mi? Besledim beslemedim, ben sana ben besledim. Yem, bak kardeşim, yemle tavuk yumurtlamıyor. Tavuğu yumurtlatman için besi yemi alman lazım. Bugün besi yeminin kilosu bir dünya para. Tamam mı abiciğim? Evet. O yüzden besi yemi alman ki, lazım ki sen yumurta alasın. Neden? Dünya para besi yemi. Çünkü besi yemi dışarıdan geliyor. Evet. Tamam mı? Dışarıya bağlıyız. Biz sadece içeriden, sadece buğdayla, onunla bunu. Mesela diyor ki tohum atıyor. Abi ekonomi diye bir şey yok abi. Çalışırsan karnını doyursun, çoluğun çocuğunu karnını doyursun, bir yerlere gelsin. Ben yaşım 50. Ben zor şartlarda büyüttüm çocuklarımı ilk dönemler. Tamam mı? 2000 senesinde sunan Boğaz Tayyip'ten gelen adamdan sonra başladım, rahatlamaya başladım. Emekli oldum, hepten rahat ettim. Kısaca bu. Ha, bunun öncesi de çocuktum. Bir dakika kardeşim. Abicim 7,5 aldığın, alıyorsun ya. 7,5 milyar aldığın para, ben niye 13 milyar alıyorum? Sen 7,5 alıyorsun. Demek ki prim ödememişsin. Güzel kardeşim, bırak altısı maltısı. Prim ödememişsin ki. Mahallen emekli olmuşundur, bilmem ne olmuştur. Ondan sonra ben 6,5 milyar alıyorum, 7,5 milyar. Alırsın tabii abi. Ben niye o zaman 12 milyar, 13 milyar alayım? Ben 10 bin iş günü ödemişim abicim. Prim ödemişim, vergi ödemişim, her şeyi ödemişim. 12,5 milyar alıyorum. O zaman ben ağlanayım.
Şimdi Allah devletimize zeval vermiyorsun. Emekliler için. Elhamdülillah. Ama 14 sene çalıştım. Ne yapayım ben evi oğlum? Evim var benim zaten. Dükkan aldın mı? Abi ne yapayım dükkan? Açtın mı? Açmadım, açarım. O zaman açıktasın. Açarım abi. İş yeri açmakta ne var? Yani sen açamaz mısın? Kardeş şu direk var burada. Biraz şöyle gelsene ya. Gel şöyle abla. Sağ olsun, öbürleri kolay. Aynen her şekilde olur. Vatan. Aynen. Gerisi boş. Öyle abi. Peki şöyle söyleyeyim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu 7500 lira emekli aylığı alan emeklilerle ilgili biz sıkıntıları biliyoruz. Bunların maaşlarına zam yapacağız diyor. Demek ki ortada bir sıkıntı var. Var abi, sen de biliyorsun ben niye sıkıntı var. Sıkıntı şu abi. Her şey çok pahalı. Niye pahalı? Şunu söyleyeyim sana. İlk önce bak, benim çocuğum da spora gidiyor şimdi. Tamam mı? Ben spora 1 milyar verirken 3 aylığına şimdi 1 milyar 800 verdim. Bunun sorumlusu kim abi? Ya, o iş yeri, o güzel kardeşim, abi, anlatayım mı? O iş yeri çalıştıran adam abi, pahalaştırıyor. Gelir. Bir dakika, suya zam gelir, tamam mı? Şampuana zam kaç gelir. Kaç parası abicim? Litre, kaç parası? Evine su. Bir dakika, evine 500 kaç? 500 lira veriyorum ben. Ne ben? 500 lira geliyor benim evime su. Size, neyse 500 geldiğini düşün. Bak ben tamam. 300 lira geliyor. Öyle abi, bize de aynı. Ben, bize ama de sen, 6 kişi. Tamam abi, ben 4 kişiyim. Tamam. Sana o kadar para geldiğini de düşünüyorum. Tamam mı? Şuradan bir su alıyorsun zaten, ufacık su alıyorsun. 7,5 milyar abi, 7,5 milyar manitayla gezerken yavrum sana da aldım bir tane diyorsun. Hayır, hava abi, atıyorsun. Var, abi saltanatlık diz boyu. Bizi mahveden saltanat. Ben saltanat eskiden biz abi. Ya, ha bak mesela üstüne mont sal. Bak ne dedim sana? Saltanat sürüyor musun abi? Abi hayır biz, abi ya. Ne saltanatı? Uzaya gidiyik abi ya. Yani şurada şu şunları giyip gezmek saltanat değil mi abi ya? Bizim bunları giymeye hakkımız yok abi. Bunu giyemezsin bak. Bunda ayık var mıdır ya? Elhamdülillah. Bunu giyemeyiz biz abi. Biz ben, tamam, ben de giydim. Giyecek nesil değilik ya. Ben lastik giydim ben abi. Giy, ya abi. Bizim dinimiz en güzelini giyin, en güzelini yiyin, en güzelini gezin diye ya. Herkes çalışacak tabii. Çalışmıyor mu? Aynen, çalışmadan yok. Çalışmadan olmuyor abi. Çalışık ama yani bugünü de böyle herkes toz pembe görmesin abi. Çalışık, çalıştığımız emeğin karşılığını almamız lazım abi. Alabiliyor musun emeğin karşılığını? Alamayık. Alamayık abi ben. Ben de doğruya doğru konuşurum abi. Bende hiç yanlış yok. Ben çalıştığım hemen karşılığını alamayayım abi. Aynen. Bir şey sorayım kardeş. Enflasyon açıklandı bugün. TÜİK yıllık enflasyonu %61, aylık enflasyonu 4.7 olduğunu belirtti. Abi bak, evet. Ben enflasyona ben okul okumadım. Böyle okudum, tahsilliyim demeyeyim ama bu hayatta çoluk sahibiyim. Ev geçindireyim, ev geçindireyim, hiç kimse kusura bakmasın. Bazılarına göre hayat dost, güzel ama şimdi ben yarın çocuk evlendireceğim. Ben bugün 30 milyar maaş alsam, bırak 15'i bırak, 20'yi bırak ya. 30 bin lira maaş alsam ben bugün, yarın ben çocuk evlendireceğim. Ha, nereden çekeceğim, hangi bankadan faizle para alıp da çocuk evlendireceğim ya. Allah rızasına buna bir baksınlar abi. Buna bir baksınlar. Yani öyle kimse şuradan buradan konuşmayla olmuyor. Bu hayat bu kadar şey değil abi. Ona baksınlar. Ben 50 yaşındayım abi ya ben. İki tane çocuk var, ev vereceğim. İki tane çocuk var, ev vereceğim. Bundan sonra da of demeden geçip gideceğim yani. Bağırmayayım. Ben bağırmıyorum abi. Haklı olamazsın abi. Objektif var. Ben haklı olmak için de konuşmayayım. Haklı olmak için ben bir halk olarak konuşuyorum. Yaradan Allah şahit olsun. Ben bir halk olarak konuşuyorum abi. Sıkıntı var diyorsun yani. Getir ekmeği Kur'an'a benden birlik. Ben de oy attım bunu abiciğim. Pişman mısın? Var. Pişman mısın? Pişmanım yani. Pişmanlık var ya. Ya şimdi yok mu? Yani burada pişmanım. Benim çok değerli arkadaşlarım var. Yemin edeyim sana. Yani ben onlar gibi demedim. Ben 2-3 sene önce, 5 sene önce pişman oldum. Onlar bugün pişman olanlar, dün pişman olanlar 30 tane arkadaşım var. Şimdi doğru konuşmak lazım abi. Allah rızasına olsun. Konuşur musun? Yine verecek. Sonuna kadar vereceğim. O da verecek. Sen de mi vereceksin? Ben de sonuna kadar vereceğim. Neden? Neden? Verecek. Gayet güzel. Ne sürülmesi? Gayet güzel. Ben memnunum. Enflasyon açıklandı bugün. Eylül ayı enflasyonu biliyor musun? Ne kadar oldu? Yok. Aylık 4.7, yıllık 61. Cidden çok. TÜİK'in açıklaması yalnız bu. Aynen. Cidden çok. Sence TÜİK'in açıklaması yeterli bir rakam mı? Bence değil. Sizin yani enflasyonunuz kaç mesela? %100. Örnek vermek gerekirse 3 ay önce aldığın bir ürünü 3 ay sonra kaça alıyorsun? Yani 3 ay önce aldığım ürünü 50 liraya alıyorsam şu an %50-200 alıyorum. O zaman %200 bir enflasyon var. Yani benim cebim öyle şu an. TÜİK'in olmuyor ki zaten. TÜİK'in herhangi bir dediğine güveniyor musun? En basitinden yani? Bir yemek bile artık çok fena arttı. Hani öğrenciyim ben de. Başka bir şehirden geliyorum. Evet. Özellikle en çok bizi zorlayan şey yemek oluyor, en basit şey yani. Yurtta mı kalıyorsun? Yurtta kalıyorum. Yurtta kalmasam zaten mümkün değil. Ne kadar bir öğrenci yemeği? Bir öğrenci yemeği devlet yurdunda olduğum için, evet, şu an ücretsiz ama devlet yurdunda olmasam mümkün değil. Evine dağıtanlar var. Ulaşım?
ulaşım abonmanla sağlıyorum. O olması yine mümkün değil. O şekilde. Ailen ne kadar yardımda bulunabiliyor? Yani yeterli bir miktarda, hani kemer sıkarsam yeter. Sıkmazsam aynen, kemer sıkmazsam yetmez. Peki baban ne iş yapıyor söylemekte? İşçi emeklisi. İşçi emeklisi babam. Baban işçi emeklisi, hı hı. Yani nasıl verebiliyor sana? Birikim yaptı. Yani benim için. O şekilde. Son açıklandı. Neler düşünüyorsun? Açıklansa ne olacak enflasyon ya? Bu millet aç zaten. Sürünüyor. Bir 7,5 lira şey veriyor. Onu. Yok, 7,5 lira emekli maaşı veriyor. 6 lira kira veriyoruz. Evet. Gerisini ne yiyecek, ne içecek bu millet, düşünen yok. Abi keşke. Emekli olduk, hala çalışıyoruz. Çalışmaya devam. Yabancının emeklisi dünya turu yapar, bizimkisi Uludağ'a çıkamıyor. Burada sürünüyoruz. Evet. Ne kadar maaş alıyorsun orada? Ben emekli maaşı 7,5 alıyorum. 6 lira da kira veriyorum. 6 lira kira. Evet, öyle. Bu pahalılıkta. Şimdi ek iş ne kadar alıyorsun? Ek iş yapıyorum şimdi. Ne kadar? 10 lira alıyorum. Yani ek iş yapmasan yandım diyorsun. Tamam, yandım. Ama size soralım. Ama ben bir şey söylemek istiyorum ama açı tanecek lütfum kalmadı yani buraya kadar. Yani 1500 lira bir oda bir tanım. Tamam mı? Maaşlıklara yiyecekler dam. Emeklilere dam. Ondan sonra millet ne yaptı lan? Otobüslere dam, biletlere dam. Nasıl? Ama millet ne yaptı lan? Satılıyor. Artık yani millet buraya kadar geldi. Allah yardımcı olsun Türkiye'ye. Tamam, Allah yardımcı olsun. Tok dolanacağız. Öyle mi? Tamam. İş bulamayanlar var. Tokatta kalanlar var. Ev bulamayanlar var. Ama... Sen ne iş yapıyorsun abla? Siz ne iş yapıyorsunuz? Ya her şeyi yapabilirim. Hani burası da olur, tetli de olur, her iş, şey olur. İş bulamadın mı? Bulamıyoruz. Eviniz ya, kira mı? Ya dolayı olduğu için, yetim çıkardı için olduğu için, yani millet işçi kaldı olduğu için, Allah yardımcı olsun. Doktor. Ama dilerim Allah bu dam yapanlara, markette yiyecekler dam, ne yapacaklarını, insanlar ne yapacağını bilmiyor. Tokatta kalanlar, çocuklar var ama insanlar yani arpacı oy veriyorsunuz, insanlar böyle kandırıyor. Ama artık bundan sonra kimse oy vermekte istemiyorum. Başkan olmak için istemiyorum. Atla. Bu ne ya? Bu ne ya? Millet iyi de bunu aldı artık yani, bunu aldı. Aylık 4.74 TÜİK'e göre, evet. Yıllık da 61 civarlarında. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bize göre %50. Evet. Bu resmi rakam olabilir ama ben piyasada şartlarına göre %50. Ya kabullenmek mümkün değil. Zaten en akın enflasyonu da %130. Yani TÜİK'e baktığın zaman, evet. Arada bir fark var. Biraz sizin yani biraz önce belirtmiş olduğunuz rakama yakın en akın enflasyonu. Hı hı. Evet. Nereye gidiyor Türkiye ekonomik anlamda? Güzel günler görecek. Nasıl göreceğiz abi? Önce kararacak, sonra beyaz olacak. Ne zaman beyaz oluruz? Bekliyor. Gri olmasın, gri de kalmasın. Yok. Beyaz günler bekliyor. Ne zaman beyaz günler? Bulanacak ki beyaz olacak. Abi şöyle bir şey var. Seçimin ardından biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı seçim propagandasında AK Parti'ye oy verin. Seçimin ardından biz bu ülkeyi güllük gülistanlık yapacağız dedi. Seçim bitti işte Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül de bitti. Efendime söyleyeyim Ekim ayına girdik. 4 ay dolu dolu bir seçimin ardından ay geçirdik. Ama biz ayları nasıl geçirdiğimizi bilemiyoruz yani. Neden? Bir zam yağmuruyla karşı karşıyayız. Ama Cumhurbaşkanı refah payı artacak demedi. Ne dedi? Refah payı artacak demedi. Ne dedi? Sadece. Evet. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Evet. Ya öyle bir şey demedi Cumhurbaşkanı. Herkesin refahı artacak. Öyle bir şey demedi sadece. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz gün meclisin açılışında da çıkışında gazetecilerin sorduğu soruya, hı hı. Biz hayat pahalılığını ne pahasına olursa olsun indireceğiz dedi. Ya hayat pahalılığını indireceğiz diyen bir cumhurbaşkanı 4 aydan beri yapılan zamları neden engellenmiyor? Fahiş fiyatlar bir kenara, bir de zam yağmuru bir kenara. Akaryakıtı da görüyorsunuz. Ama güncellenme yapıyor şu anda. Avrupa ile birlikte güncellenme yapıyor. Ha, zam yok, güncelleme. Ya güncelleme yani. Bunu şimdi artış zam dersek yanlış olur. Abi sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Tabii ya? Tabii güncellenme. Trollüyorsun sen bizi. Hayır hayır, güncellenme bu. Fiyat artışı değil bu. Evet, teşekkür ederim. Güncellenme bu. Merhaba kardeşim. Merhabalar.
Bugün Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Evet. Biliyor musunuz rakamın ne olduğunu? Sürekli sürprizlerle karşılaşıyoruz zaten. Artık hani takip etmekte de zorlanıyoruz. Çünkü bakıyorsun hani evdeki hesap çarşıya uymaya geç, çarşı pazar birbirine karıştı. Hani onun için bir şey. Evet. Nereye gidiyoruz ülke? Hani şöyle diyeyim, Allah sonumuzu iyi geçsin ama gidişat iyi değil. Evet. Hani böyle baktığında güzel gibi gösteriliyor ama atıyorum şu an askeri ücret 11,5 lira. Evet. Kira olmuş 10 bin lira. Aynen. Şimdi baktığında bu adamın çoluğu var, çocuğu var. Ondan sonra okulu var. 10 bin lira kira ödüyor. Faturalarla birlikte 15-20 bin lirayı çocuğun masrafıyla buluyor. Neye göre bu düzenleme, neye göre bu belirleniyor anlamadık yani. Açıkçası konuşmak. Şimdi kiradan bahsedince kardeş şu geldi aklıma. Malum Sayın Cumhurbaşkanımız 2 seneden beri fahiş fiyatlardan bahsediyor. Evet. İndireceğiz, mücadele edeceğiz. Hep iniyor zaten. Ama fahiş fiyatlarla mücadele edildiğini görmüyoruz. Çünkü biz 4 aydan beri bir zam yağmuruyla karşı karşıyayız. Yani şöyle diyeyim, bir şeyin indiği de yok. Mesela ben şu an bakıyorum, düşünüyorum. Mesela 3-4 çocuklu bir ev reisi askeri ücretle kirada nasıl geçiniyor aklını almıyor. Ne matematiğe sığıyor, ne tıpa sığıyor, hiçbir şeye sığmıyor yani. Hani Allah sonumuzu iyi etsin. Bakalım hani düzelecek diyor ama düzeleceği de şu an yok yani. Teşekkür ederim.